dönemde yaptığım iş hem satış hem bir yandan müşteri ilişkileri yönetmekti, yurt dışı satış. Çok severek yaptığım işimi, hani bir yandan sektör değiştirdiğime memnunum ama bir yandan da orada da çok farklı tecrübeler kazanmıştım. Ama orada yapılan iş çok daha vahşi, çok daha dediğim gibi kısıtlı zamanlarda çok baskı altında ve çok büyük bir gerginlikle çalışmak durumundasınız. Ortaya çıkan şey çok güzel. Gerçekten elinize bir şey almak, dokunmak, bunu ben yaptım, ben ortaya çıkardım demek çok güzel ama günün sonunda kalıcı bir iş değil. Ortada kalıcı bir şey bırakamıyorsunuz. Ama bu tarafta gerçekten insanların faydasına olabilecek projeler üretmek, bir şeyler geliştirebilmek, bu beni daha çok heyecanlandırdı. Tekstil sektöründeki zaman boyunca aslında başka bir şey yapmak istediğime karar verdiğim noktada aslında yolumun doğru insanla karşılaşması gibi bir durummuş benim motive olmamı sağlayacak olan galiba. Fatih bu anlamda doğru insandı. Ben hep bir şeyler yapmak istiyordum ama nereden başlayacağımı bilemiyordum. Tekstilde geçirdiğim uzun bir zaman var. Bu zamandan sonra bambaşka bir sektöre girip her şeye yeniden başlamak, yeri gelip belki oradaki insanların arasında çömez olmak, daha stajyer gibi olmak, her şeye yeni başlamış junior gibi olmak gibi endişeler olabilecekti. Ama aslında hiç korkmamak lazım. Yeni bir şeyler öğrenmek için hiçbir zaman geç değil. Ve her zaman aslında bu insanı daha yenileyen, daha ufkunu açan, daha mutlu eden bir şey. O yüzden bu tip sektör değişikliklerini herkese tavsiye ederim. Ve aslına bakarsanız desteklenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Bambaşka bir sektörden gelip bambaşka bir şey yapmak isteyen insanlar için bence her zaman bir yerlerde bir pozisyon olmalı, uygun bir durum olmalı. Çünkü çok farklı bir disiplinden bambaşka bir bakış açısı getiriyorsunuz. Ve aslında siz biraz daha dışarıdan bakan olduğunuz için o sektörün içerisinde bulunan insanların hiç göremeyeceği, zaman zaman hiç fark edemeyeceği günlük yaşantının içerisinde bir yere çok doğru parmak basıp bambaşka bir yola gitmesini sağlayabiliyorsunuz. O yüzden bence ekip içerisinde farklı disiplinlerde insanlar olması çok önemli.